Biz bugün heyecanlı ilk etkinliğimizdeyiz. İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin yeni binasında. Hep buradayız sergisi kapsamında. İlk kamusal etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Açılışı yaptığımız için çok mutluyuz. Serginin küratörü Öykü Özsoy ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Esra Ali Çavuşoğlu'nu ağırlamaktan dolayı da çok mutluyuz. Hoş geldiniz efendim. Biraz bugünkü konuşmanın kabaca kapsamından, belki nasıl bir kronolojiyle devam edeceğimizden bahsedeyim. İlk önce dilerseniz Öykü Özsoy serginin teması ve çıkış noktasından bahsedecek biraz kabaca ve sergi mekanından fotoğraflar göreceğiz. Ardından Esra Hanım'a sözü vereceğiz ve belki 100 yıllık bir genel bir dünyadan ve Türkiye'den çeşitli düşünürlerden ve sanat tarihçilerinden veya sanatçılardan, öncü kadın sanatçılardan bahsedeceğiz. Nasıl bugüne etki ettiklerini konuşacağız. Sonra umarım sizin de kışkırtıcı sorularınız olur. Zorlarsınız bizi. Sorularınızla kapatmayı planlıyoruz. Efendim, hoş geldiniz. Çok teşekkürler sevgili Deniz. Ben hemen sunum açayım. Tabii çok birazcık maruz verip ilk defa yeni binamızda kamusal program gerçekleştiriyoruz. Deniz'in de bahsettiği gibi şöyle yapayım. Hep buradayız. Tamam. Bizim İstanbul Modern'in yeni açılan Renzo Piola'nın tarafından tasarlanan ve Mayıs itibariyle ziyaretçiye açılan müze binamızdaki sergilerden biri. Ve sergi görmeyenlerimiz için şöyle bir hatırlatayım. Birinci kattaki Pop-up Galeri'de kurguladığımız bir sergi. İstanbul Modern 2016 yılında Kadın Sanatçılar Fonu isminde Türkiye'den kadın sanatçıların üretimlerini desteklemek, koleksiyona dahil etmek ve koleksiyona dahil ettiği bu sanatçıların yapıtlarını farklı bağlamlarda, sergilerde sunarak görünürlüklerini, bilinirliklerini arttırmak ve ziyaretçilerle de paylaşmak üzere bir fon oluşturdu. Aslında hep buradayız da bu fon aracılığıyla koleksiyona dahil edilen yapıtlardan bir kısmını bir araya getiriyor. Yani 11 tane sanatçının, kadın sanatçının 17 tane yapıtı bu sergide yer alıyor. Serginin ismi Hep Buradayız ise 1971 yılında esasında hala da etkisini sürdüren ve hala tartışılan, okulan çok önemli bir makale, sanat tarihçi ve akademisyen Linda Nochlin'in Art Newspaper ya da Art Newspaper olması lazım. 1971'de yazdığı Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok isimli başlıklı makalesine referans veriyor. Hep buradayız diyerek. Aslında varlardı ama görünmüyorlardı. Varlardı, kaydedilmemişlerdi. Varlardı ama bir şekilde sistem ve yapı onları o kadar fazla görünür kılmamıştı. Ki coğrafya fark etmeksizin bu Türkiye ya da dünyanın farklı coğrafyalarında aslında kadınların ve kadın sanatçıların kendi varlıklarını bulabilmeleri, ifade edebilmeleri, üretimlerine devam edebilmeleri hiçbir zaman için kolay olmamıştı. Ve Linda Nochlin de bunu şuna bağlıyor. Diyor ki bir kişinin, kadın ya da erkek fark etmeksizin, bir kişinin sanatçı olabilmesi öncelikle belli bir eğitim alabilmesi, daha sonra deneyler yapabilmesi, gözlem yapabilmesi ve bunu çok uzun süre boyunca devam ettirebilmesine bağlıdır. Yani Linda Nochlin'in genel olarak söylediği de şu, esasında deha diye bir şey yoktur. Onu deha değil, sanatçıyı ya da sanatçı olmayı
teşvik eden yapılar vardır. Kültürler ve sosyal yapılar vardır. Eğer bu yapılar yoksa zaten sanatçının da yetişmesi, hele bir kadın sanatçının yetişmesi çok da kolay değildir şeklinde bir savı var ki bunu esasında Türkiye dahil olmak üzere birçok yerde görüyoruz. Ve Türkiye ve Türkiye'deki bağlamı Esra çok daha geniş anlamda anlatacağı için ben de çok uzatmadan şöyle bağlamak istiyorum. Sanatçıların, yani kadın sanatçıların var olabilmesi ve kendilerini ifade edebilmesi için toplumsal normlardan, onların üzerine yüklenen bir takım normlardan uzaklaşmaları ve bunlarla mücadele etmeleri gerekli. Türkiye'de de bunun kayıtlı tarihi yaklaşık 100 yıl. Bu sergide de biz esasında çok daha yakın dönemden, neredeyse 2000 ve sonrası üretimde bulunan her üretimleri bir araya getirdik. Farklı jenerasyonlar olsa bile. Ve bunlara da baktığımız zaman esasında bu kadın sanatçıların her daim hem kendilerine hem dışarıya çok daha farklı bir şekilde bakabilme yetenekleri olduğunu, birçok mikro hikayeleri yapıtlarıyla izleyicilerle paylaştıklarını, aslında resim heykel gibi temel üretim pratiklerinin dışında daha deneysel, daha özgürlükçü, birçok farklı pratiği ve malzemeyi kendi işlerine dahil ettiklerini görebiliyoruz. Ki burada mesela işte şu anda gördüğünüz Sibel Morada'nın yanmış kayın ağaçları gibi ya da işte çok daha malzeme olarak kabul edilmeyen işte bir dakika mesela Mehtap Baydun'un sağda gördüğünüz işte tekstil malzemesi ya da yine burada göremiyorsunuz ama aynı şekilde sergide yer alan Güneş Terkol'un tülbentleri gibi ya da Dilbar Güreş'in tekstil kolajları gibi malzemeleri de kullanan, yani ifade yöntemlerini gittikçe farklı şekilde geliştiren, genişleten sanatçıların yapıtlarına yer verdik. Tabii ki kadınlık olgusunu, toplumun içindeki kadının rolünü ve aynı şekilde kendi hayatını da yapıtlarına katarak üretime ne bir parçası haline getiren ve söz söyleyen sanatçıların yapıtlarını bu sergide görebilirsiniz. Çok uzun bir giriş oldu ama buradan da Esra'dan birazcık daha böyle kadın sanatçıların bakışına değinen, tarih boyunca bu yüzyıla değinen bir sunumla birlikte birazcık da böyle paslaşarak. Evet, evet, biraz böyle daha hem kronolojik hem anakronik gidebiliriz. Belki biraz paslaşarak devam ederiz. Çünkü aslında söyleşinin başlığı kadın bakışı. Biraz bu erkek bakışının bir karşıtlığı olarak konulmuş bir başlık. O yüzden de aslında belki ne demek istediğimiz ya da ne diyeceğimizi de çok net bir biçimde gösteren başlıklardan bir tanesi. Şimdi Öykü'nün söylediği çok önemli ve belki de açacağımız olgular var. Bu kadın sanatçı ve Türkiye'de kadın sanatçı olma meselesi üzerine. Kadının üstünü değil ama altını özellikle de çizmek gerekiyor sanırım. Çünkü kadın sanatçı meselesi ya da kadın sanatçı olma olgusu sadece Türkiye'de değil şu an bütün dünyada en sıcak konulardan bir tanesi. Pek çok sıcak konuyla birlikte. Evet. O sıcak konulardan bir tanesi işte mesela kimlik, siyahi, işte Black Lives Matter meselesinin yanında hem siyahi hem de kadın olmak mesela en çok konuşulan güncel konulardan biri. Dolayısıyla burada kadınların konu alındığı ve bir fon üzerine gerçekleştirilmiş bir sergi üzerine konuşmak bence çok güzel. Hep beraber bunu çok daha derinleştirip deşebiliriz, ayrıntılandırabiliriz diye düşünüyorum. Tabii konuşacak çok fazla ve gösterecek çok şey var. Ama bu sergi için benim kaleme aldığım böyle kısa da bir yazı var. Belki ona da değinerek, belki şarkıcı anekdotlarla sizin de belleğinizi biraz böyle havalandırarak sorular da sorarak daha ilginç bir hale getirebiliriz. Ama dediğim gibi bu kadın sanatçı meselesi her zaman
var olmuş ve üzerinde konuşulmuş, çalışılmış konulardan bir tanesi. Şimdi gördüğünüz Suat Derviş, bilmiyorum Suat Derviş'le açmak bir hani görsel sanatlar üzerine bir konuşmana kadar belki en doğru noktalardan bir tanesi. Çünkü kendisi kendi adını, o işte tam Duygu Asena'nın kadın adı yok metaforunun cevabını belki yıllar öncesinde bir büyük devrim kongresinde vermiş. Evet. Ve kocasının ismiyle çağrılan bir kadın olarak hayır ben Suat Derviş'im ve yazarım ve ben bu kimliği kendim çalışarak ortaya koydum demiş. Çok önemli karakterlerden ve kimliklerden bir tanesi. Dolayısıyla Türk sanatına baktığımızda elbette dünya sanatına ya da Batı sanatındaki bir zaman paralelliği görmüyoruz. Ama o zaman paralelliği görmesek bile en azından Mihri Müşfik'le, Hale Asaf'la birlikte 20. yüzyıldan itibaren kadın sanatçıların belli olgularla, belli varlık gösterimleriyle kendilerini ifade ettiklerini izleyebiliyoruz. Şimdi tabii ben dünyadan da bazı örnekler gösterdim ama Linda Noplin'i aslında böyle görmek belki enteresan olabilir. Çünkü hem kanlı canlı yaşayan bir kadın sanat tarihçisi olarak görmek önemli. Öykü'nün söylediği o 1971 tarihi tabii çok önemli. Aslında feminist teorilerin de en çok dolaşıma girdiği, konuşulduğu, tartışıldığı bir tarih. O yüzden tam onun üzerine bir neden hiç büyük kadın sanatçı yok gibi gayet provokatif ve gayet agresif bir başlıkla çıkmak hala o işte tazeliğini koruyan metni her geçen gün daha da anlamlı hale getirebiliyor. Hala üzerinde tekrar tekrar konuşabiliyoruz. Hepinize öneririm. Yeniden ya okuduysanız tekrardan okumanızı öneririm. Çünkü her okuduğunuzda başka bir nüansla da karşılaşabiliyorsunuz. Tabii kronolojik gideceğim ama galiba bazı zaman noktalarını da koymak önemli. Hem dünya için hem Türkiye için. İşte 70'ler önemli. 70'lerde kadın sanatçıların çok ciddi birinci kuşak feminist kadın sanatçıların önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Ve onlar hakikaten belki bir 68 ruhunun da vermiş olduğu bir özgürlük ve özellik rüzgarını da arkalarına alarak gayet kendilerini ve kendi bedenlerini ve kimliklerini gösterir bir şekilde aslında sanat dünyasında kendilerini gösteriyorlar ve varlıklarını çok net bir biçimde ifade edebiliyorlar. Bu gösterme biçimleri ve belki de bağırarak yüksek sesle kendilerini gösterme biçimlerinin neden olarak belki bu Zofari'nin gerçekleştirdiği ve Londra'da ki Royal Akademi'nin hocalarını göstermesi üzerine sipariş edilmiş resimdeki olguyu açıklarsak belki herhalde çok daha anlamlı hale gelecektir. Çünkü gördüğünüz gibi herkes erkek burada. Bütün o akademinin hocaları. Sadece iki tane kadın duvar yazılı portreleri var. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunlar 18. yüzyılın sonlarında akademinin kadın hocaları bırakın resmin içinde yer almayı sadece tıpkı male gaze dediğimiz erkek bakışına hizmet edecek şekilde resmin ana karakteri olarak değil de resmin içindeki resim olarak var olabiliyorlar. Onlardan bir tanesi Kaufman zaten ki kadın sanat tarihi konuştuğumuzda ilk aklımıza gelmesi gereken isimlerden biri. Yani 1970'lerin o kendi bedenlerini ve kendi hayatlarını ve bütün o kadınlık meselelerini ortaya koyan kadınların belki de öncülerini ve neden bu kadar bağırarak ses yükselttiklerini belki buradan anlamak mümkün diye düşünüyorum. Çok çarpıcı. Belki bütün İngilizlerin ve bütün dünya sanatının unutmak isteyeceği bir şey. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Galiba 10-15 sene sonra bu yönetmelik ortadan kalkıyor ve kadınlar da bu resimlerin içerisine girmeye başlıyorlar. Dikkat ederseniz burada bir çıplak model dersi var. Aslında galiba çıplak modelle kadınların aynı sahnede olmak istememesi gibi bir açıklama da yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama bu hemen benim aklıma tabii Mihri Müşfik'i de getiriyor. Belki oradan oraya zıplamak anlamlı olabilir. Çünkü 1914'te kurulan İNAS yani Sanayi Nefise Mektebi'nin Kızlar Okulu'nun
ilk kadın hocalarından bir tanesi Miriam Üşvik. Ve Türk sanatının da en öncü, en enteresan, hayatıyla ilgili pek çok gizemin, mitin olduğu kadınlardan bir tanesi. Ve kendisinden sonra gelecek olan hala Asaf Gül pek çok sanatçıya da modellik etmiş, rol modellik etmiş karakterlerden bir tanesi. O yüzden İNAS, yani kadınlara eğitim veren ve kadınların olduğu bir okul ve Miriam Üşvik'in de orada bir kadın hoca olarak ve yönetici olarak bulunması çok çok önemli. Şuradan çağrışım yaptı aslında. Bu çıplak meselesi önemli. Çünkü bir akademik eğitimin çeşitli kodları var ve çeşitli eğitim modelleri var. O eğitim modellerinden bir tanesi de tabii ki çıplak model üzerine çalışmak. Ama kadınların olduğu bir okulda çıplak modeli nasıl temin edebiliriz? Evet, nasıl devreye sokarız bir düşünmemiz gerekiyor. İşte çok pratik zeka ve gerçekten çözüm odaklı yaklaşımlar bunlar. Miriam Üşvik Hanım Osman Hamdi ile de yakın arkadaş. O yüzden Arkeoloji Müzesi'nden hemen çıplak Yunan ve Roma heykelleri getiriliyor okula ve peştemalle sarılıp kapatılıp daha doğrusu öğrencilerin çizmesine hazır hale getiriliyor. Yani bunlar aslında galiba ortaklık kurabileceğimiz bazı eksenler olabilir. Tabii sınıflandırabiliriz Türkiye'deki kadın sanatçı olgusunu. Hatta belki birkaç, yani ikiye de ayırabiliriz. Yani hatta şöyle de üçe ayırıp kabaca, işte Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet sonrası ve belki işte 60 sonrası ve asıl 80 sonrası diye biraz sınıflandırmamız da mümkün olabilir. Çünkü Cumhuriyet öncesinde bunu okuyabildiğimiz, kayıt altına alınmış çok az şey var. Hmm. Yine biz mesela en önemli kaynak bu kadınların nasıl, ne şekilde yaşadığına ilişkin Lady Montagu'nun anıları. En çok oradan biz beslenebiliyoruz. Montagu anılarında aslında resim yapmak, müzik yapmak ya da sanatla uğraşmanın böyle seçkin kadınlar arasında çok da talep ya da çok yakıştırılmadığını söylüyor. Müzik evet önemli ama resim yapmak çok da öyle bir sınıfsal bir mesele. Yani daha yüksek sınıfa ait kadınların çok da tercih ettikleri bir durum değil. Ama zaten resim yasağı da olduğu için ya da figür yasağı olduğu için böyle tolere edilebiliyor. Çok çok fazlasıyla mümkün değil. Dolayısıyla Cumhuriyet öncesindeki kadın daha çok seyirlik bir nesne, işte erkeğin aslında modeli, teması, konusu ve o konu genellikle de Batı'da gördüğümüz işte erkek bakışının bir yansıması gibi karşımıza çıkıyor. Yani güzellik, estetik, anne, eş. Yani bir tür o güzele indirgenmiş bir tematik bir hali var. Dolayısıyla ona paralel bir yaklaşım içerisinde. Dolayısıyla bunun ne zaman kırıldığına baktığımızda iki taraftan kırılıyor. Orada hem kadın sanatçıların nasıl işlediğine bakmamız gerek, hem de erkek sanatçıların nasıl işlediğine bakmamız gerekiyor. Yani Cumhuriyet sonrasında roller değişiyor ve kadının resimdeki varlığı aslında Cumhuriyet ideolojisini topluma yaymak üzere bir nasıl diyelim didaktik hale dönüşüyor aslında. Yani orada işte meclis kürsüsünde konuşan kadın, öğretmen kadın. Bir imaj gibi. Efendim? Bir imaj gibi. Aynen, bir imaj gibi bir kadın kimliği yaratmak için, bir toplumsal kod yaratmak için aslında kullanılıyor. O yüzden bir dönem özellikle Cumhuriyet sonrası resimlerine baktığımızda bunu çok rahatlıkla okuruz eğer bunu okumak üzere gidersek. Şimdi burada ayrıksı olan Miriam Üşvik ve Hala Asaf. Çünkü özellikle burada kendi otoportrelerini de koydum. Çünkü kadınların, belki de kadın sanatçıların en önemli özelliklerinden bir tanesi, yani ben de uzun zamandır hem Türkiye'deki kadın sanatçılara baktığımda hem de dünyadaki bakışlarını hem içeri hem de dışarı neredeyse eşit derecede, eşit mesafede yansıtıyor bir olmaları. Yani bu sergide de onu gördüğümüzü hissediyorum. Hep buradayız sergisinde de. Yani Miriam Üşvik'in bu çok erken tarihi otoportresine baktığınızda da aslında bir tür kendilik keşfi, kendini arayış, kendi kimliğini resmin merkezine taşıma gibi olgular devreye giriyor. Yani bu bir çarşaflı otoportre, evet, ama bu otoportreyi yapabilecek
kendilik bilinci bence çok önemli. Çünkü burada bazı paletli otoportreleri de var Mihri Müşfik'in. Onlar da çok önemli. Orada da çünkü sanatçı kimliğini giymiş olarak görüyoruz. Erkek sanatçılar da çok fazladır kendisini atölyede tuvalinin karşısında gösterme refleksi. Çünkü orada bir hem o sanatçı olma kimliğini de edinir ve izleyene de onu gösterir. Yani ben sanatçıyım deme yollarından bir tanesidir. O yüzden önemli ama hala Asaf'ın bu otoportresi de belki onun o daha böyle nasıl diyelim o gizemli hayatı. Bu arada Burcu Pervanoğlu'nun her ikisi hakkında evet. Çok önemli yazıları, kitapları var. Onları da ayrıntılı olarak okumanızı tercih ederim. O yüzden bu iki birbiriyle akraba da olan iki kadının çok önemli iki model olduğunu söylemek gerekir diye düşünüyorum. Bu kısa konuşma içerisinde. Ama buradan hemen tabii böyle biraz 1954'lere akmak iyi olabilir sanki. Önemli bir kırılım. Çünkü Aliye Berger'i anmadan buradan çıkmak katiyen istemem. Hele bu yapının üzerine konuşacak çok şey varken, değil mi? Tam 1950'ler, tam bir yarılma aslında Türkiye'de de. O işte Cumhuriyet ideolojisi, idealleri belki birazcık daha farklılaşmış durumda. Ama 1954 AYKA Kongresi İstanbul'da gerçekleşiyor. Ve çok büyük bir, kısaca herkes belki biliyordur diye kısaca üstünden geçmek gerekirse... pek çok önemli eleştirmen ve sanat tarihçisi İstanbul'da. Hatta AYKA'nın o sıradaki genel sekreteri Bülent Ecevit. Yani şu an o an politikayla hiçbir ilgisi yok Bülent Bey'in yani. Ama bir parantezle hani Monet'i bilen tek Türkiye'ye gelmiş Cumhurbaşkanı diyebiliriz herhalde. Hatta galiba... Bir Fransız Cumhurbaşkanı'nın cenazesi sırasında Erbakan'la birlikte Monet'in mezarına ve evine gidip ziyarette ediyorlar. O fotoğraflar var. Evet. Salt arşivde yanlış hatırlamıyorsam. Onlara da bakabilirsiniz. O enteresan bir anekdot. Ve bu yarışma sonucunda o dünyaca ünlü sanat eleştirmenlerinin olduğu grup... hiçbir akademili erkek sanatçının resmini değil de Aliye Berger'in bu gayet dışa vurumcu, gayet nasıl diyeyim taze, renkli resmini birinci olarak seçiyorlar. Asıl zaten gümrütü bundan sonra ortaya çıkıyor. Ben bu sergi için kaleme aldığım yazıda da bayağı bir bahsetmiştim. Çünkü çok can acıtan şeyler yani muhtemelen akademide konuşuldu bunlar. Ama yazıya dökülünce o kayıt altına alınmış oluyor. Keçi konuşarak kalındaydı. Bedir Rahmi daha iyi yanar. Kesinlikle. Çünkü Aliye Berger için hani git evine ya yani git evinde sevimli resmini yap. Biz seni gravürde bir şeyler çizdiriyorsun diye gönlünü hoş etmeye çalışıyorduk. Hakikaten bu mimaride yazı. Cumhuriyet'te yazdığı eleştiri. Galiba seni bu yabancı eleştirmenler sevimli bulacak, bulmuşlar ki seni birinci seçiyorlar falan diyerek böyle gayet yani tam bir mansplaining yani böyle bir onun Türkçesini söylemeyeyim burada kayıt altındayız ama işte erkek ve eril söylemi bangır bangır gazete sayfalarında yansıtacak şekilde söylüyor. Sadece Bedir Rahmi değil, Cemal Toğlu da mesela akademinin en önemli hocalarından bir tanesi. Bu bize şunu da gösterebilir. Yani 1950'lerde, 60'larda hatta bence 70'lerin sonuna kadar akademideki o erkek egemen sistemin de bir yansıması bu. O kadar benimsenmiş bir dil ki bu. O dilin gazeteye yansıması hiçbir tuhaf karşılanmıyor. Ya da yani ne olacak ki zaten biz bunları konuşuyoruz minvalinde bir takım durum. Hep anlatıldığı gibi bir kadın öğrenciyi övmek istediğinizde erkek bileği var diyerek övülüyor. Bunu pek çok kadın sanatçının kendi anekdotlarında biliyoruz. Yani bu ya da kadınların tekstil gibi, seramik gibi, medyaları, geleneksel gibi yani kadınsı görünen alanlara aktarılmaları. Ama dediğim gibi bu bütün dünyada var. Yani evet. Bir parantez açayım gene. Hani daha mesela yani sanat tarihinin en yenilikçi okullarından biri olan Bauhaus bile
her şeyi özgür bırakma durumundayken bile mimariyi sadece erkeklere tahsis etme tarafında. Yani tekstile falan kadınlara gelmiş. Hani onlar daha böyle el zanaat meselesiyle onlarla kotaralım derdindeler. Dolayısıyla bu süreç bu şekilde uzun süre devam edecek. Yani ama Aliye Berger orada belki de çok önemli bir kırılma noktası. Çünkü orada otodidakt olmanın da getirmiş olduğu bir sinirlenme var herhalde. Yani akademide olmamanın da getirmiş olduğu bir durum var. Ama kadınlar işte Aliye Berger örneğinde olduğu gibi, daha sonra göstereceğimiz pek çok örnekte olduğu gibi, bu belki kendilerinin akademide hissetmemeleri onların özgürlük ve özgür yaratıcı süreçlerine daha çok kan çalacak ve daha çok kendilerini iç dünyalarına bakarak yapıt üretmeye çalışacaklar. O yüzden bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Pek çok Gülsün Kara Mustafa koydum ben buraya. Evet. Ama dediğim gibi biraz böyle anakronik de gideceğim. Belki bu sergide de olan İnci Eviner'in en önemli yapıtlarından bir tanesine bakmak burada enteresan olabilir. Çünkü hani kadın meselesini biraz da o Osmanlı harem kadın ve işte oryantalize etme meselesiyle nasıl konuşturduğu bağlamda, nasıl konuşturduğu ve onu nasıl ele aldığı anlamında önemli. Gördüğünüz gibi ünlü Meleğin bir gravürü bu. Ve tamamen 19. yüzyılda Osmanlı'daki bir harem şeysi. Tasviri. Tasviri mi, hayali mi artık? Hayali diyebileceğimiz bir yapısı var. Tabii o tarih olarak baktığımızda tabii çok oryantalist bir dönem olduğu için çok da şaşırtıcı değil böyle olması. Ama buradan yola çıkarak tabii İnci Eviner'in gerçekleştirdiği video iş aslında hani hem kadının, daha doğrusu Türkiye'deki kadının yabancı seyyah ya da yabancı sanatçılar tarafından nasıl göründüğünü ve o bakışın işte sonrasında nasıl içselleştirildiğini, sonra nasıl dışsallaştırıldığını anlatan önemli işlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi tabii gene pek çok sanatçı var. Şükran Mural'a da geçeceğim burada ama belki İstanbul Modern'in koleksiyonunda olan bir üş üzerine hem de Gülsün Kara Mustafa'yı belki burada bir kilometre taşı olarak alıp onun öncesi ve sonrasına doğru da gidebiliriz. Çünkü 70'ler feminist kuramlar açısından önemli dedik. Hani kabaca baktığımızda bütün dünyada özellikle birinci feminist kuşak olarak baktığımızda ne yapıyorlar onlar? Yani benim bedenim, benim kararım aslında ilk gösteren karakterler. Yani bugüne kadar benim bedenim erkek sanatçıların elindeyse, şimdi benim elimde deyip kendi bedenlerini çok ciddi bir biçimde sahipleniyorlar. Sahiplenip kullanabiliyorlar. O yüzden de pek çok erkek sanatçıyı irite eden ya da sanat dünyasını irite eden durumlarla da karşı karşıya geliyoruz. Ama Türkiye'de tabii o paralellik maalesef yaşanmıyor diyebiliriz. Çok uzun süre. Bazı olgular var. Yani o olguları şu an birlikte de tartışabiliriz belki. Ya da üzerine farklı şeyler de, düşünceler de geliştirebiliriz. Ama akademi tabii 1956-57'ye kadar Türkiye'deki tek eğitim kurumu, o yüzden de yani en önemli eğitim kurumu diyelim, yani Gazi var Ankara'da ya da 56-57'de tatbiki açılıyor ama yani sanat okulu ve sanat eğitim okulu olarak en önemli erkdar alanlarından bir tanesi. Ve bir erkek kurumu orası. O yüzden de oraya giren kadınların cinsiyetsizleşmeleri gayet normal galiba. Bekleniyor belki de. Yani evet, bekleniyor belki de. Ya da kadınlıklarını saklamak zorunda da kalıyor olabilirler. Bu kadınlık meselelerinin Türkiye'de daha çok yüksek sesle söylenmesi aslında 80 darbesinden sonra. Çünkü 80 darbesinde her şey belki yer altına iniyor ama feminizm yükselişe çıkıyor. Çünkü politik bir tavır gibi görünmüyor kadın meselesi. O yüzden en güvenli alan. Yani kadınlar kendileriyle ilgili her türlü politik söylemi
gerçekleştirebilme galiba kolaylığına ya da özgürlüklerine sahip. O yüzden belki biraz daha kadınların o tarihten itibaren daha görünür, daha kendilerini ifade eder bir şekilde ortaya çıktıklarını görüyoruz. Ki burada işte Nur Koçak gibi biraz sonra göstereceğim. Yani bunlar çok önemli işlerdir. Ki bakın 77'de yapmış olduğu bir resim bu. Çok iddialı. Her ne kadar Vazareli'ye saygı gibi düşünürse de aslında biraz o işte erkek bakışının odaklandığı o tamamen kadraj. Cinsel kadraja aslında o zaman ben de bunu sana bu şekilde gösteriyorum demenin yollarından bir tanesi. Yani 70'lerin ortalarında kadın sanatçılar nasıl kendi bedenleriyle ilgili performatif eylemler yapıyorlarsa aslında Nur Koçak'ın belki de bu tuval üzerine yaptığı bu işi o şekilde adlandırabiliriz. Belki bir örtük Vazareli'ye saygı diyerek orada bir şeyi kapatmış oluyor. Ya da bu rujların birer fallik imgeden ibaret olması gibi ya da birer arzu nesnesi olarak kullanılması gibi çeşitli durumlar var. Bunlar tabii biraz erken Türkiye'deki o kadın meselesini kadın kimliği üzerinden ya da kadının sanatta nasıl kullanıldığı üzerine deşen bazı işler. Şimdi biraz eğer daha genişletecek olursak eğer Türkiye'deki kadın sanatçıların meseleleri salt feminist söylem üzerinde ilerlemiyor. Yani onu söylemek istemiyorum. Her meseleye, her konuya, her temaya aslında mesafeleri neredeyse eşit. Yani işte göç olgusunu da ele alabiliyor. Göç olgusunu kadın üzerinden de aktarabiliyor. Ya da oraya bakarken aslında o duyarlılıkları bana göre erkek sanatçılardan çok 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 daha nasıl diyeyim böyle bir daha açık uçlu. Yani daha kolay temas ediyor. Çok daha kolay onu görüp ele alabiliyor ya da onu sanatına değiştirebiliyor ki tam bu noktada belki İpek Dube'nin şerifelerini göstermek gerekebilir. Çünkü çok önemli, tam 81, işte o askeri darbenin ardından herkesin bireysel işler yapmaya döndüğü, kimsenin politik iş üretmediği, biraz böyle herkesin atölyesinde kaldığı durumlarda Şerife dizisi, ki bu bir seridir aslında, çok önemli. Yani bu dönemin edebiyatıyla da çok yakın bağlantılı. İşte Eren Zatasüler'in, işte gene Duygu Asena'nın kadın feminist bağlamı, bütün bir o kültür ortamıyla birlikte okuyabileceğimiz işleri. Çünkü gördüğünüz gibi çok basit, çok yalın bir biçimde hem göç meselesini, hem emekçi kadın meselesini, hem Şerife tırnak içinde dediğimizde bir sınıfa gönderme yapan meseleyi ve işte o anonim, kimliksiz kadın olma meselesini son derece iyi özetleyen işlerden bir tanesi. Bu yüzden çok çok çarpıcı. Gördüğünüz gibi çok belirgin bazı şeyleri var. Öyle yapınca da meme oldu. Anlaşılıyor herhalde. Belirgin noktaları var. Çünkü Şerife aslında birer gündelikçi kadın. Bunlar genellikle işte varoşlardan ya da kentin periferisinden, dışarısından gelen ve şehirli kadınla temas eden kadınlar. Ve işte İpek Dube'nin belki kendisine ait değil ama gözlemlediği kadınların birer yansıması. Çünkü şöyle de bir olgu var, onu da hiç atlamamamız gerekiyor. Akademinin kadın öğrencilerine ya da erkek öğrencilerine de baktığımız zaman sınıfsal olarak çoğu 90'lara kadar üst sınıf kadınlar oldu. Yani üst sınıf ailelerin kız çocukları. Dolayısıyla onlar kentli ve iyi eğitim almış ve Cumhuriyet kuşağının çocukları. Kızları ve çocukları. Ha, 90'lardan sonra bu değişecek bu profil ve daha karma bir hale dönüşecek. Orta sınıf. Zaten 90'lar kuşağının oluşmasına neden olan olgulardan bir tanesi de bu. Yani hem Marmara'da, işte eski adıyla Tatbiki'de, hem şeyde akademide ya da Mimar Sinan'da artık 90'lardan itibaren o şeyin yapının üst sınıf yapısını ya da alt orta ya da orta sınıf gibi toplumun bütün katmanlarından gençlerin okuduğu ve duyarlılıklarının da daha farklılaştığı bir döneme denk geldiğini görüyoruz. Galiba o söylem çeşitliliğinin nedeni de biraz bunda saklı
diyebiliriz, bilmiyorum. Yani o önemli bir ayrım noktası. Yani Şerife İpek Dumen'in kendisi değil. Evet, evet. Yani Şerife İpek Dumen'in bizzat gözlemlediği ve o göç olgusuyla birlikte ele aldığı kadınlardan bir tanesi. Belki küçük bir anekdot araya sokabilirim. Bildiğim kadarıyla aslında kendi evine gelen gündelikçi hanımefendi birebir onun resmini yapmak istiyor. Ama hanımefendi utandığı için izin vermiyor. Bu kadarı temsil edilebiliyor gibi böyle bir... Ama aslında çok çok da anlamlı ve manalı. Yani belki de doğrusu olmuş. Değil mi? Yani orada bir anonim zaten. Çok daha direkt bir gönderme olmuş. Evet. Evet, çünkü o elbisenin etiketi, elbisenin işte kumaşı, elbisenin üzerindeki desen, bunların hepsinin bir Türkiye'li izleyici için bir göndermesi var. Eğer tabii genelde kimin sorusu var, izleyicilerimiz var ama genelde o kıyafet dediğimiz şey bir kimlik ve bir sınıfa hitap ediyor ve aktarılıyor. Tabii bu kadar bu kadınlık meselesiyle ilgili konuşunca Nil Yalter'den konuşmamak olmaz. Belki bu akademili kadın sanatçılardan biraz daha farklı bir yeri var. Böyle özellikle de farklı yerlerden sanatçıları seçmek istedim ki o çeşitliliği sağlayalım diye. Çünkü aslında 70'lerde Paris'te o feminist kuşağın öncü karakterlerinden bir tanesi ki bu göbek dansı en bilinen işlerinden. Aslında orada çok iyi bilinen, bizim burada çok geç karşılaştığımız ve tanıştığımız bir iş. Onu da söylememiz gerek galiba. Yani İpek Dubel'in isminiz maalesef 2000'lerden sonra duyduk. Yani daha geniş kitleler olarak diyorum. Ama 70'lerde zaten Fransa'da gayet iyi bilinen bir sanatçı ve bu videosu da. Nil Yalter, evet. Bu tabii bir videodan bir şey ama burada tabii o Fransız sanatının o işte oryantalist geçmişine de verilen bir şey diyebiliriz burada. Bir tavır da diyebiliriz. Ama videoyla, seçtiği malzemeyle bu anlamda çok öncü olduğunu da söylemek mümkün. Şimdi tam Öykü şeyi söyledi, bu malzeme meselesi aslında çok önemli. Bence orada da Türkiye'de kadın sanatçıların malzeme kullanmadaki şeyini, risk alma potansiyelinin çok fazla olduğunu görüyorum. Evet. Kadın erkek sanatçılara rağmen. Erkek sanatçıları hemen hemen hepsi daha çok onaylanmış, kodlanmış malzeme üzerinde çalışmayı yeğlerken mesela Güneş Terkoğlu gibi, işte Mermer Şahin gibi, yani tülbent, yani bakın anıtsallığın karşısına tamamen geçirgenliği ve savrulmayı koyan bir malzemeyle çalışmayı yeğliyor. Yani bu kadınlıkla ilgili olduğu düşünülüp burun kıvrılan malzemelerden bir tanesi ama onu inatla kullanması gibi, ısrarlı kullanması gibi. Ya belki bence şeyi de belki ekleyebiliriz. Yani mesela o işte resim heykel gibi daha çok işte erkek egemen kalemden gelen janları bir kenara atıp onlar çünkü fethedilmiş, daha böyle fethedilmeyen, keşfedilmeyen dönem için söylüyorum. Performans gibi tamamen işte bedeni kullanmakta çok daha özgür olduklarını söylüyoruz kadın sanatçıların bunu kullanabildikleri. Çünkü erkek sanatçı çok da fazla o dönemde görmüyoruz performans. Şu anda yok. Şu anda da yok. Şu anda. Daha hani henüz bedenini gösteren bir erkek sanatçıyla karşılaşmadık ki. Yani öyle bir cesaret gösteren hiçbir düşündüm. Ben şeyi anlayamadım bedenini gösterip derken. Mesela yani, benim kızım dansçı. Şimdi ben nereye geleceğini tam olarak merak ediyorum. Aslında görsel sanatlar çünkü sanat deyince biraz kısıtlı. Görsel sanatlar alanında. Demek istediğim şu, yani kısaca özetlemek istersem. Kendi bedenini sanatının... örnekleri gösterebiliriz. Canan Şenol. İşte onu, Canan bunun en iyi örneği. Yani şimdi Canan'ın yani kadın kendisi olmayı, bu. Yani kadın olma meselesini. Şimdi tamamen bedenini kullanarak. Pek çok açıdan yaklaşabileceğiniz... yani kadın normlarını, yani kadının güzellik normlarını alaşağı edecek. Ama bir taraftan tarihsel işte Toprak Ana Kibele gibi kültleri de akla getirecek. Yani Anadolu'daki o figürin dediğimiz, bugün işte Göbektepe'de bulunan çıkan, gibi sansürlediğimiz, genelde erkek onlar ama
yani Anadolu'daki o ana tanrıça kültünün görsel karşılığını kendi bedeni üzerinden bir okuyan fotoğrafla ya da bir videoyla gösterebilme cesaretini Türk sanatında, Türkiye sanatında bir erkek sanatçıdan henüz görebilmiş değilim. Varsa Taner Celil'in ayrı. Evet, bir yere koyuyoruz. Ki onunki de çok cesur ve çok müthiş bir iştir Taner işi. Ama böylesi bir iş maalesef bir erkek sanatçı da görmedik. Bir şey kazanmak için soyunmamız mı gerekiyor? Yok, hayır. Bu soyunma meselesi değil aslında. Şimdi bu sanat tarihinde kadına yüklenen anlamların tersi bir şekilde cevap vermek. Çünkü böyle bir meme, böyle bir karın ya da bir hamile kadın yani o kodların dışında tutulmuştur. Yani kadının varlığı ya da kadının bir meta olarak resimdeki varlığı belli kodlar çerçevesinde. İşte en ünlüsü o Manet'in Olimpiyası'dır. Yani genç kızlara ve şeylere, hamilelere yasaklanan resim. Çünkü bizim bugün hala gayet normal gördüğümüz ama o güzellik normlarının dışında olduğu için ya da işte Victor Meran olduğu için yasaklanmış resim. O yüzden bu çok önemli. Yani bakın bu sancı dediğimiz iş kadının regl olmadığı, kadının doğurmadığı, kadının cinsel sadece bir erkeğin arzu nesnesi olabilecek bir forma dönüşmesinin tam tersi bir şey. Hiçbir erkek izleyicinin görmek istemeyeceği bir şey bu. Evet. Çünkü orada kadının o cinsel obje olmasının dışında bir şeye denk geliyor. Ama işte kadınlık hallerini de işin merkezine yerleştirmek derken bundan bahsediyoruz. Ya da bir Louvre'dur bu. İşte Canan'ın Çeşme adını verdi. Bunlar tam aslında çok böyle bir arafta işler. Yani 90'ların sonuyla 2000'lerin başı. Evet. Hamile olduğu dönem. Bu hem Duchamp'ın Çeşmesi'ne bir gönderme. Hem gene hiçbir cinsel çekiciliği olmayan bir kadın memesinin süt damlayan bir memenin gösterilmesi. Tam da işte Nilay Ertel'in bu 70'lerde yaptığı o göbek dansının belki de birbiriyle konuşabilecek noktada diye düşünüyorum. O anlamda bir çıplaklık övgüsü anlamında değil. Tam tersi kodları ve kanonları bozma açısından. Yani kadının resimde nasıl yer alması gerektiği kanonunu yıkan bir yaklaşım olarak söylemek gerekiyor. O yüzden hakikaten Canan'ın bu işleri önemli. O yüzden belki Şükran Moral'la da devam etmek enteresan olabilir. Çünkü Şükran Moral da hem kendi bedenini yine cesurca kullanan ve erkeklerin gittiği mekanlarda hem özellikle bulunup orada biraz böyle bir işte bir hamama gidip erkeklere kendisini kesel etmesi gibi. Yani orada da rolleri çok küçük bir aslında hamleyle o var olan bütün o düzene bir çomak sokma meselesi aslında. Burada tellak mı deniyordu? Evet. Tellaklara işte vücudunu yıkatması gibi. Bunlar video işlerdir. Ya da Karaköy'deki Zürafa Sokak'ta Genelev adlı ismin işinde kendisini satılık olarak sunması ve işte orada bir tür farkındalık diyebiliriz. Yine kendi bedeniyle ilgili bir iş yapma olarak algılayabiliriz. Ama pek çok Şükran Moral'ın da bu türden işleri var. Gerçi onun hem erkek iktidarının kilitlendiği mekanlara gidip orayı böyle bir ne denir? Zorlamak. Zorlama tavrını da görüyoruz. Şimdi burada belki bir olguya açıklık getirmek gerekiyor. Şimdi Şükran Moral, Canan bunlar hep 90 kuşağının sanatçıları. Ve 90 kuşağı diyebileceğimiz ve kadın sanatçıların yoğunlukta olduğu isimler bu dönemde fazlasıyla kendi bedenlerinde kullandılar ve daha henüz çok da bakir olduğu için alan pek çok alanda iş ürettiler. Yani kadınlık oldu bu, annelik oldu değil mi? Ya da bütün o postmodern kuramların da devrede olmasıyla birlikte işte kimlik oldu, kadınlık kimliği oldu. Yani bütün bunları devreye sokan
işler gerçekleştirdiler. O yüzden bu kuşak da 90'lar kuşağı da enteresan bir kuşak. Çünkü bundan önceki bazı kadın sanatçıların bu cinsiyet meselesine hiç değinmediğim demek. Evet, evet. Onlar hiçbir şekilde o cinsiyet meselesini, o da bir tercih herhalde, evet, ama böyle de bir olgu olduğunu söylememiz gerekiyor sanırım. Evet. Belki ben bir anekdot daha ekleyebilirim. Evet, bizim de koleksiyonumuzda yer alan İpek Tübe'nin, hatta yukarıdaki sergide de görebileceğiniz yapıtlarında bir versiyonu var. 1991 yılında Manuscript adlı bir serisi başlıyor. Orada ilk çıplak fotoğraflarını çektiren, neredeyse Türkiye'deki ilk kadın sanatçı belki diyebileceğimiz ve bu cesareti göstererek, yani o dönem için bu bir cesaret veya bir işte şey, baş kaldırı. İkisi bir arada, evet. Onu da bu sınıfta hani öncül kesinlikle olarak görmek çok kesinlikle ve bahsetmek hani kesinlikle hazır yeri gelmişken çok önemli yani, oldu. Canan ve şeyin bir önceki kuşağıdır aslında İpek Tüber. Yani Gülsüm Kara Mustafa, İpek Tüber, onlar daha aynı jenerasyona dönem denk geliyorlar. Evet. Ama çok önceki doğru. Önceki kuşağın belki şey oldu işte, senin esasında çok güzel ifade ettiğin gibi akademinin o eril yapısı içinde var olabilmek için kendi sonuçta kimlikleri ortadan kaldırma, evet, saklıyor. İyi diş etme meselesi, evet, var. Aynen, iyi diş ediyor. Ama bundan sonraki kuşağın zaten illa akademide olma gibi bir gayreti yok. Hiç. Zaten hani kendi yaptıkları sergilerle, bütün o etkinliklerle var oluyorlar. Evet. Ve farklı malzemeleri de kullanmaya başlıyorlar. O yüzden zaten bence reddediyorlar, ayrılıyorlar ve yeni bir yol aynen çiziyorlar öyle kendilerine ki biz de sanatçıları görebiliyoruz. Ne kadar evet şanslıyız. İyi ki yapmışlar. Yani evet, bence de yani iyi ki bunların bir kısmı hala o sanatçılar yaşıyor ve onları görebilme şansındayız. Dediğin çok doğru. Çünkü bir kısmı hakikaten akademinin o egemenliğine tamamen sırtını dönüp bağımsız bir şekilde ilerliyor. Bu birincisi. Bazısı işte bir tane koymuştum galiba. Neşe Erdoğan'dan bir tane resim olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam koydum diye hatırlıyordum ama olmayabilir, ama hepinizin çok iyi bildiğini düşündüğüm bir sanatçı. Mesela Neşe Erdoğan çok çok önemlidir. Akademi, evet, çok önemli kadın sanatçılarından bir tanesidir. Tabii orada bir hani kadın cinsiyet meselesini bağıran bir ikonografisi yoktur belki Neşe Erdoğan'ın, ama yine de ben çoğu resminde o duyarlılığının böyle örtük de olsa görülebildiğini düşünüyorum. Mesela orada daha çok tanıklık meselesine çok özen gösterir. Ama o tanıklığı cinsiyetsiz bir gözle ama devam ettirerek gerçekleşir. Evet, objektif olarak. Bir şeyin de altını çizmek lazım. Çünkü ben tabii akademili bir sanatçı değil. Evet. O çok önemli bir faktör. Doğru. Akademiden değil. Akademinin olmayınca İşler değişiyor. Galiba daha kolaylıkla karşı gelebiliyorsunuz o sisteme. Evet. Yani o sistem içinden çıkıp baş kaldırmak daha zor. Doğru. Galiba. Ama İpek Tüben de sınıfsal olarak 90'lar kuşağı sanatçılarından daha da farklı. Yani evet, Canan'dan evet da ya da doğru diğer isimlerden de. Ama tabii dediğim gibi şimdi sadece mesele bedenini gösterip bedenden bir kadınlık varoluşu ifade etme değil. O sadece bir kısmı. Ama şöyle de bir şey var. Gene onu da aktarmakta fayda var. Yani 90'ların en temel olgularından bir tanesi de Mimar Sinan'ın yanında Marmara'nın varlık göstermesi ve Marmara'daki işte o genç etkinlik gibi. Evet. Hani biz karanlık 90'lar diyerek hani oraya tekrar dönmeyelim diyoruz ama orada tuhaf bir özgürlük alanı da var. Ya da evet, kimse ilgilenmediği için belki ya da görmediği için bir kör noktada kalıyor. Sosyal medya olmadığı için. Sosyal medya olmadığı için. Yani bu gördüğün işlerin birçoğu 90'larda yapılmış işler ama sen ben biz görüyorduk. Ondan evet sonra da zaten olay kapanıyordu. Kayıt altına alınıyordu ama o kayıt altına alınan da okunmuyordu. O yüzden böyle bir üstü örtülüyordu. Ama 90'lardan sonra yani 2000'lerden itibaren tabii iş birazcık daha farklılaştı. Çünkü yani Marmara'yı söylüyorum. Marmara'da tabii başka bir durum var. Onlar Bauhaus ekolü olduğu için akademiden farklı olarak. Evet. Orada o bir yaratıcı ve
deneyi açıklık deneyi, daha fazla. Evet. Böyle teşvik eden, malzemeyi çeşitlendiren, ona daha olanak veren bir sistem ya da bir eğitim modeli. O eğitim modeli işte o kuşağın daha cesur hareket etmesinde de etkili oluyor. Ama bu hani kuşakları ayırmak hani biraz daha yani kuşakları da ayırabiliriz, ayırmaya da biliriz. Her sanatçının kendi içindeki kendi bir sarmalı var. Onun içerisinde de döndürebiliriz. Ama mesela Gülsün Kara Mustafa onlardan bir tanesi. Çok enteresan bir sanatçıdır bence. Yani o kadar uzun bir sürekliliği var ki Gülsün Kara Mustafa'nın. Yani her dönem. Yani bence büyük bir başarı. Yani her dönemin sanatçısı olmak ve her dönemin meseleleriyle birebir ilişki kurabilmek. Onu sanatına malzeme edebilmek açısından çok önemli bence. Hiç şey kalmıyor yani old school kalmıyor. Hep böyle hep yeni sanatçılar kuşağıyla birlikte devam eden isimlerden biri. Onun da mesela meselesi, kadın meselesi en direkt kadın meselesi. Yani o kadar farklı mecrası ve malzemesi şey var ki meselesi var ki o meseleyi biz sizin sergide de aynısını görüyoruz. Orada yani kadınlık üzerine yine bir bağıran bir şey yok. Öyle değil mi? Yani meseleler var. Ve o meseleler bazı bireysel, bazı toplumsal ama bireysel olan zaten çok toplumsalda görülebilecek noktalar. Değil mi? Yani çok daha esaslı bu dönem sanatçıların ki 2000 sonrası yapılmış işlerin çoğu sergideki çok onun işlerine baktığımızda meselelerinin çok çeşitlendiğini, çok sesli olduklarını ve birçoğunda işte dert ettikleri meseleleri kendilerinden de yola çıkarak aktardıklarını evet. Ve açık uçlu bir şekilde bunu sunduklarını yani kesin bir tavırla değil ama biz de gayret ederek sunduklarını görüyoruz esasında. Sergide de o var. Birçok farklı sanatçının üretiminde. Yani galiba o da bir önemli bir olgu altını çizmemiz gereken yani kadın çok kadın güzellerimiz oldu ama yapacak bir şey yok yani bu böyle bir bugün bunun için buradayız. Bu sergide de gördüğüm yani böyle bir yukarıdan baktığımda da gördüğüm noktada kadın sanatçıların sadece tek bir mesele üzerine yani tek merkezde ilerlemiyor onlar. Yani çok merkezliler. O çok merkezde onların alanlarını konuşma şeylerini çok genişleten bir durum. İşte Gülsün Kara Mustafa onlardan biri. Göç de onun meselesi olabilir. Oryantalist imge de onun meselesi olabilir. Burada gördüğümüz gene çok müthiş bir iştir. Bu aslında Biyenel işidir. Dördüncü Biyenel'de değil mi? Antrepo'da sergilenen. Antrepo'da evet. Şu anda koleksiyon sergimizde de görebilirsiniz. Evet. İkinci katta. Yani Gülsün Kara Mustafa hani biraz şey yaparsan bu işle ilgili Gülsün Kara Mustafa dördüncü Biyenel'de ki dördüncü Biyenel Antrepo'da bu noktadaki eski denizcilik işletmelerine ait Antrepo'da düzenlenmişti. O Biyenel'de mekana bakmaya geliyor ve mekana baktığı zaman direkt buradan biliyorsunuz Galata Karaköy görünüyor. Ve oradaki genel evlerde çalışan kadınları, sokaklardaki kadınları gördüğünde hani bunların nasıl buraya geldiğini, düştüklerini merak ediyor ve bunu kendine dert ediniyor. Polis kayıtlarına giriyor. Bu iş 93-95 yılları arasındaki polis kayıtlarına bakıyor. O polis kayıtlarına giriyor ve yüzlerce kadının kaybolduğunu görüyor. Bunun üzerine çok böyle feminen, kırılgan bir malzeme, kurdelelerin üzerine o kaybolan kadınların isim ve soyadlarının baş harfleri kayboldukları tarihi damgalıyor ve bu iş tam şu anda antropo olarak düşünürken yani İstanbul modernin önüne dışarıya kuruluyor ve rüzgarla birlikte esasında bir bakıma onları belki de yeni bir yolculuk çok müthiş. Evet, çok dokunan bir şey. Yeni bir yolculuk hatırlama alanı sunuyor. O anlamda şu anda koleksiyonumuz koleksiyon sergimizde de görebileceğiniz yani çok bir iş. Galiba bu eski
fotoğraf olabilir. Evet. Yani antrepo olduğu zamanlar olabilir. Bir ekleme belki, yani çoğunuzun bildiği gibi bir tür aslında eski Flaman resimlerindeki genel ev sahneleri gibi düşünebilirsiniz bu resmi. Şimdi burası bir liman ve liman kentlerin en büyük özelliği genel evlerinin olması. İşte Pompei gibi, Amsterdam gibi, yani nerede liman varsa orada kadın var ve genel ev var. Parayla satın alınan aşk var. O yüzden burada hiçbir imge olmadan, çok örtük, tam tipik bir aslında Gülsün Kara Mustafa işi, içinde araştırması da olan, yani nasıl diyeyim, böyle bir bellek araştırması da olan, malzemeyle de tuhaf bir bağlantılı iş kuran ve mekana özgü, yine mekana özgü üretilmiş, çok yalın, çok uçucu ama çok şey söyleyen işlerden bir tanesi. Yani bazen tesadüfen eline geçen ama hem otobiyografik bir kısmı işlerinin, bir kısmı işte çünkü burada da bir belgesel çekimi için gittiği bir yerde aslında karşılaştığı durumlar. Yani Osmanlı devşirme kadınlarına verilen çeşitli isimlerle ilgili. Buna özellikle koydum. Çünkü bakın 80'ler tam yasaklı olduğu dönem. Ama bence şeyin yani o annelik meselesinin ve ne kadar önemli olduğu bir kadın sanatçı açısından ve bunun bir resme dönmesi açısından çok önemli. Çünkü bu da çok görünmek istenilen bir durum değildir. Yani bir otoportre çünkü. Maya Anderson Becker'ın bazı işleri vardır. Hatta bunu ben Instagram'da da paylaştım. O uzun zaman MoMA'nın koleksiyonunda olup hiç şeye gösterilmemişti. Bu sene tekrar koymuşlar onu. Çünkü orada bir hamile otoportresi o. O yüzden bununla da böyle bir konuşan tarafı da var. Yani kendilik bilinciyle çok bağlantılı işler. Tabii emekçi kadın yani bunlar. Evet ya da hapishane resimleri vesaire gibi. En son galiba şeyden, Neriman'dan bir iş koymuştum diye hatırladım. Hepsini de gösterdik neredeyse. Yani şaka maka, evet, nezaketin mesela çok hani performans sanatının çok iyi isimlerinden bir tanesi. Onun gerçekleştirdiği tabii Ayşe Erkmen, Aydan Mütezaoğlu, Fütun Hanım'ı zaten mutlaka söylememiz gerekiyor. Malzeme, buluntu, nesne ve o heykel eğitimi almasına rağmen o anıtsallığın dışında minimal olanla kurmuş olduğu ilişki gibi. Ama tabii Yıldız Moran da hepinizi, yani tanımayanları tanıştırmak isterim ki sizin koleksiyonunuzda da mevcut. Sergisi de olan bir isim. Çok önemli bir fotoğraf sanatçısı ve hakikaten hep böyle bir keşfedilisi tarafı var. Onlardan bir tanesi. Bu böyle yeni ortaya çıkmış olan kendi arşivlerinden bir eko işi. O yüzden çok enteresan, üzerine çokça konuşabilirim ama artık daha fazla yapmayayım. Neriman Polat'ın işiyle, isterseniz hiç kadın meselesiyle alakalı olmayan ama hani kadın sanatçıların toplumsal meseleleri nasıl tak diye cevap verdiği işlerinden bir tanesiyle belki sunumu bitirebiliriz diye düşünüyorum. Mülk Aldalın'dır. Bu BTP ile yapılan, gerçekten yani 2000 sonrası Türkiye'nin bir manzarasını yapın ya da bir resmini çizin derseniz aslında galiba verebilecek en güzel portrelerinden bir tanesidir diye düşünüyoruz. Çünkü mülk var, Allah var, inşaat var, değil mi? Her şey içinde, mozaikler var. Mozaik zaten herhalde Bizans'tan böyle bir şey, kültürel bellek olarak taşıdığımız şeylerden bir tanesi. Şöyle son bir cümleyle bir hani toparlayacak olursak aslında böyle çok zıplayarak ve karışık gitmiş gibi görünmekle birlikte o yüzyılı bir böyle bir kesit aslında vermeye çalıştık. Daha da belki sorularla çeşitlendiririz. Olabildiğince de bu kadın sanatçı meselesinin
aslında hem dünyadan paralel hem de farklılaşan olguların da altını çizmeye çalıştım. Çünkü bunlar hala çalışılıyor, yani üzerine yazılıyor. Tabii ki tarih sürekli yazılan bir şey ve değişen de bir şey aslında. Dolayısıyla da tarihi daha çok yazdıkça bu kadın sanatçıları daha çok ortaya çıkartıyor. Üzerine daha çok söz söyleyeceğiz. Tekrar etmeden yazdıkça diye düşünüyorum ama hani bir Türkiye sanat tarihi yazılırken de o sanat tarihinin en büyük ağırlığını da bu kadın sanatçıların oluşturduğunda gözden kaçırmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani, teşekkür ediyorum. Soruları da alırız ama önce belki sizlerin eklemek istediğiniz bir şeyler olabilir. Çok teşekkürler Esra. Harika bir teşekkür ederim. Yüzyılı çok güzel bir şekilde anlattın. Gerçekten çok teşekkür ederiz.